Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Haftanın ilk gününden selamlar, sevgiler olsun değerli izleyicilerimize. Ben sunucunuz Didem Delen ve değerli yorumcularımız Bilal Özcan ve Selen Görgüzel. Yine bomba gibi hazırlandık günaydın sizler için. Merhaba efendim, merhaba, günaydın, günaydın. Kalkın, 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 biz başladık. Ünlüler kalkın. Sizi bu programda konuşacağız didik didik. Ondan sonra beni konuşmadın, ben niye konuşulmadım? Öyle derler bile, biliyor musunuz? Hayır, evet. Konuşulduğumuz zaman niye konuşuyorlar? Ne kötü konuşuyorlar. Konuşulmadığımız zaman da acaba niye konuşmadılar? Gündemden mi düştüm? Panikleriyle çok stresli bir ortam gerçekten bu ünlüler dünyasında olmak. Efendim günaydın, iyi haftalar olsun inşallah. Ben süper bir hafta sonu geçirdim. Şahane bir sahne geçti. Yine çok güzel sevenlerimizle beraber harika bir performansla. Yine çok güzel gözüküyordun. Çok iddialıydın yine. Çok teşekkür ederim. Bilal abi Bodrum'daydı. Ne getirdin bize Bodrum'a? Bodrum havası getirdim. Bodrum havası. Bodrum havası getirdim. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Bizi hem ekranda çok izlediğiniz için reytinglerimiz harika geliyor. Tepkiler nasıl orada? Bodrum'da herkes sizleri sordu. Çok selamı var. Çok teşekkürler. Herkesin çok selamı bizden var. Ve YouTube'da rekorlar kırıyoruz. YouTube'da on binler. En son Mert Ramazan'la ilgili videomuz 100.000'e doğru gidiyor. Çok mutlu ediyoruz. Bizi çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız gerçekten. Her teşekkür şey ediyoruz. Için. Biz sizler için varız arkadaşlar. Sizler için gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Yani peki, seve seve hoş hoş İletişim tatlı tatlı. İletişim adreslerimizi de verelim. Oradan da seyircilerimiz bizlere yorumlarıyla katılabiliyorlar. YouTube'da varız demiştik. Beyaz Magazin sayfasında tüm videolarımız. Oradan da yorumlarınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. Didem Delen DD Instagram'ım. Bilal Özcan Official. Selen Görgüzel Official. Ve WhatsApp ihbar hattımız 0552 770 06 23. Oradan da bize haberlerinizi ulaştırabilirsiniz. Bu arada şimdi mesaj atabilirsiniz. Yani sorularınızı da buradan anında iletiriz yani. Anında sorarız, anında konuşuruz. Evet, ne güzel. Bizim için kıymetli bir gün, neden? Çünkü Bilal Özcan'ın doğum günü. çok doğum günü. Seninle çalıştığımız için Bilal Özcan. Çok teşekkür ederim. Harikasınız vallahi çocuklar. Çok teşekkür ederim. Canım. Nice yaşların olsun inşallah. Canım Bilal amcım. Evet. Çok teşekkür ederim. Unutmam biliyorsun. Ekibimizin oldu. Bilal'cim ekibimizin hazırlığı. Niye kadınlara sorulmaz, erkeklere sorulur. Kaç yaşında ya, oldun? Kendimi inanın 35-36 yaşında hissediyorum. Gerçek yaşım ise 64. Ve maşallah. Ruhumu çok genç olarak düşünüyorum. Çok kendimi çok sağlıklı ve maşallah genç hissediyorum. Allah'ıma şükürler olsun tabii ki. Şunu söylemek istiyorum. Doğum günüm dündü, 23 Temmuz. Ve sabah kalktım, kahve yaparken kolumu yaktım. Ondan sonra vardır bunda bir hayır dedim. Buharından yandı. Havalimanında öğleden sonra buraya gelmek için uçağa bindim. Pushback olduktan sonra hani kendi kendine motorları çalıştırıyor ya kaptan. Deniyor. 15 dakika sürdü. Basınç bir türlü kaptan istediği gibi anladığım aksilikler yaşanmış. Yani evet ve sonra pist başı yaptık. Kalkmaya gazı verip kalkacak. Hayır efendim. İlerledi. Taksi yolunda tekrar geri çıktı. Kalkamadık. Sonra tekrar sıraya girdi, tekrar denedi ve bu sefer kalktık. Müthiş bir sallantı. İstanbul'a inerken de artık iniyoruz. Sabiha Gökçen'e 15-20 saniye var. Bir burnunu kaldırdı uçak. Aman Allah'ım, pas geçtik. Ay Allah korusun. Pas geçtik. Ama operasyonel yani trafik vardı. Operasyonel nedenlerden dolayı dedi. Pilot pas geçtik dedi. Sonra indi. İyi ki sağ salim yanımızdasın. Doğum gününde aman çok şükür. Evet, iyi ki sizden. Ya detoksa başladım. Gün bu yapılır inşallah. Yani doğum günün bile ben detoksa başladığım gün kutluyorsun. O evet kadar yani. Ay, benimle uyum halindesin. Artık yüzlerce program yaptık beraber, artık aile olduk. Selen de bizim ailemizin bir üyesi. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımışız. İyi ki sizlerle beraber çalışıyorum. İyi ki Bilal Özbilgi ile birlikte çalışıyorum. Evet. Ve onun değerli müthiş ekibiyle birlikte. Onun müthiş ekibiyle birlikte. Evet. Bizi böyle çok güzel bir ekiple Bilal bir araya getirdin. Çok teşekkürler Didem. Çok teşekkürler. Peki hadi magazin turuna gidelim. Hadi gidelim. Bakalım.
büyük üstün bir İngilizce konuştu. Olay oldu. Güzel oyuncunun paylaşımı sosyal medyada T'ye alındı. Oyuncu Deniz Cengiz böyle T'ye alırken... I have to understand. What is this hole for? For example, many years ago. For example. Bir müzisyen büyük üstünün İngilizce konuşmasını remix haline getirip yayınladı. T'ye alınmalara doyamayan güzel oyuncu hiç umursamadı. Aynı tarzda paylaşımlarına devam etti. Fander Çel 12, Kıvanç Tatlıtuğ 8 saat dedi. Ünlü isimlerden set kuralı geldi. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Fander Çel sette 12 saat çalışma kuralı koyarken eşi Başak Dizer ve oğlu Kurtepe'ye daha çok vakit ayırmak istediği iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ da 8 saat kuralı koydu. Bakalım yapımcılar bu isteklere ne diyecek? Başak Dizer Tatlıtuğ Kurtepe ile paylaştı. Fotoğrafın altına da ünlü isim "Bizi ararsanız yoğuz yoğuz" yazarak esprili bir paylaşım yapmış oldu. Kurtepe'nin sapsarı saçlarına annesi Başak Dizer tepeden toka tutturmuş. Maşallah diyelim, bir diğer habere geçelim. Emircan İğrek'in Ali Cabbar'ı çalıntı mı çıktı? Genç şarkıcının son günlerde çok dinlenen Ali Cabbar şarkısının 5 milyoncuk borç verir misin filminin müziğinden esinlenildiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Emircan İğrek sadece 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor diyerek sert çıktı. Tescilli güzel Didem Uzel'e büyük şok. Takıları çalındı. Didem Uzel'in valizinden yaklaşık 10 bin lira değerindeki takıları çalındı. Havalimanında hırsızlık olayının yaşandığını belirten Uzel, çantada pahalı takımlarım yoktu ama günlük hayatta çok severek kullandığım, yıllar içinde birçok ülkeden aldığım aksesuarlarım çalındı sözlerini kullandı. Caner Topçu, Duy Beni'deki partneri Sümeyye Aydoğan'ı övdü. Eski partner Rabia Soytürk çıldırdı. Göndermeli paylaşımlar havada uçuştu. Soytürk Topçu'yu jet hızıyla takip etmeyi bırakırken olaya Nurgül Yeşilçay'da "Rabiacıyız aga" diyerek katıldı. Caner Topçu, iş disiplini ve ciddiyetiyle çalış dedi. Rabia Soytürk de "senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" dedi. Şarkıcı Alişan genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında andı. "Gelin kabrimiz başında ziyaret edecek nesiller yetiştirebilmeyi de cümlemize nasip eyle." Bu acının tarifi yok. Rahmetli olduktan sonra vazifemiz dua etmek, geride kalanlarına bakmak, onun anılarını bol bol yad etmek. Allah kimseye yaşatmasın. Çok farklı bir şey. Bir de iki kardeş olunca. Bir de arkadaş gibi. Kardeşin kalmayınca. Tabii ki. Yani o yüzden çok farklı bir şey. Allah kimseye... Yani Allah kimseyi sağlıklı yaşatmasın. İrem Derici hastaneye kaldırıldı. Üzen haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Düzce Akçakoca'da vereceği konseri yüksek ateş ve kusma sonrası hastaneye kaldırılması sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Hayatı kabusa döndü. Saplantılı kişi genç oyuncuyu rahat bırakmadı. Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan oyuncuya kendisine aşık olduğunu belirten mesajlar gelmeye başladı. Cemre Baysel numarayı engellese de farklı numaralardan aranmaya devam etti. Kimlik bilgilerini ve adreslerini ele geçiren bu kişi, "benimle buluşmazsan aileni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Huzurunun kaçtığını belirten Baysel'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Baysel bu haberlerin ardından durumun birkaç ay önce yaşandığı ve şu anda hayatında kötü giden bir gelişmenin olmadığını duyurdu. Sürpriz ikili. Daha önce adı Kaan Yıldırım'la da anılan Tuğçe Açıkgöz ve Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka bir mekanda yemek yedi. Hatta iddialara göre de Açıkgöz Kubilay Aka'ya hesabı ödetmedi. Bakalım ikili arasında neler olacak? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den ümitlendiren fotoğraf. İkili bir tanıdıklarının bebeğiyle poz verirken hayranları boş durmadı. Ünlü çift için "bebek yakıştı mı ne" yorumunu yaptı. Bakalım ikiliden bir evlilik haberi gelir mi?
takip edilen Danilo ülkeyi terk mi ediyor? Geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşı ve korumasıyla yakalanan Danilo çok konuşulmuştu. Zanlı hakkında bir de yaşadığı darp olayı sonrası ülkeyi terk edeceği söylenmişti. Danilo bu konu hakkında açıklama yaptı. Gereken şikayetleri yaptım. İşimize engel olmasına asla izin vermem. Her zaman işimin başındayım. Arkın'ın eşi Betül Arkın 80. yaşını çocuklarıyla kutladı. Arkın'ın doğum gününü oğlu Murat'la Kaan kutladı. İkili annesi ve babasıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcı Lana Del Rey garsonluk mu yapıyor? Lana Del Rey'in bu görüntüleri dünya basınında gündem oldu. Haberlerin çok konuşulmasının ardından bu görüntülerle ilgili fan sayfalarından bir açıklama geldi. Yeni bir şarkı çıkartmaya hazırlık yapan Rey'in klip çekimleri için çalıştığı iddia edildi. Megastar Tarkan'dan tatil paylaşımı. Ünlü şarkıcı hayranlarına yaptığı paylaşımla mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında, biraz daha sabır. Afra Saraçoğlu ve Burcu Esmersoy pişti oldu. Siyah göğüs dekolteli bu şık elbiseyi iki ünlü isim de giydi. Sizce en çok kime yakışmış? Akalın bambaşka biri oldu. Verdiği kilolarla adından söz ettiren Demet Akalın tatile devam ediyor. Bir video paylaşan Akalın'ın bikinili fit hali gözlerden kaçmadı. Bir lokma kilo vermişim. Bir lokma kilo vermişim. Nedir bu Gülben Ergen'in sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından çektiği? Gülben Ergen kendisine gelen ilginç yorumları paylaştı. Of be, ne güzelsin taş gibi. Yandım yandım, ah kime yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Gülben bayılıyorum, vurgunum sana. Yener sahnede coştu. Yeni şarkısı Benden Bir Tane Daha Yok'u dansçılara eşliğinde böyle söyledi. Hande Yener iddialı dansı ve şık açık mavi elbisesiyle de göz doldurdu. Geçelim Harbiye'deki Simge'ye. Harbiye açık havada Simge rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı giydiği ilginç kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Simge'nin kıyafetini kimileri abartı, kimileri rüküş, kimileri ise iddialı buldu. Sosyal medya yorumlarına baktığımızda ise Simge müzikseverler tarafından sınıfta bırakıldı. Az bir giyinip çıksaydın kız. Ne bu şimdi, ne yapmaya çalışıyor? İğrenç bir görüntü, tamamen yılbaşı ağacına benzemiş. Hangi kabileden giymiş acaba? İddialara göre Simge'nin sahnesi de tam 45 dakika geç başladı. Kulislerde konuşulanlara göre Simge panik atak krizi sebebiyle sahneye geç çıktı. Süperstar Ajda Pekkan Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda şov yaptı. Yeri geldi dans etti, kurtlarını döktü. Yeri geldi, sesiyle sevenlerini büyüledi. Kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan, hafta sonunda en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Siz Ajda Pekkan'ın dansını ve sahne enerjisini nasıl buldunuz? Evet, gelelim birkaç günlük sahne bilançosuna. İlginç ve fazla açık bir kıyafet giyen Simge, transparandan vazgeçmeyen Gülşen, vücudunu çepeçevre saran mavi bir elbise giyen Gülben Ergen, boynundaki timsah figürlü kolyesi ve yırtmaçlı siyah elbisesiyle Hadise, göğüs dekolteli siyah kıyafetiyle Sibel Can, pembe kıyafetiyle Ajda Pekkan, mavi elbisesiyle Hande Yener. Sizce en şık kim? Evet, turumuzu kapatırken yorumcumuz Bilal Bey'i de unutmuyoruz. Bilal Özcan, iyi ki doğmuş. Duayen gazeteci ve yorumcumuz Bilal Özcan'ın doğum gününü kutluyor ve sağlıklı yaşlar diliyoruz.
Tekrar teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımızı evet. kutlamışlar. Nice sağlık, huzurlu, mutlu, uzun, bereketli yaşların olsun inşallah. Bolca benle didişebileceğin. Ah canım benim. Peki Tuğba büyük üstünle o zaman açalım programı. Bu İngilizce kelimeler söylemeye başladı storylerde. Anlaşılmak isteyen bir tavrı var ama anlaşılmıyor hiçbir takipçisi tarafından. Ama biz böyle bu tarz şeylerle mizahı çok seviyoruz ve bunu iyi becerebiliyoruz ya. Yine bir arkadaşımız remix yapmış Tuğba Büyüksü'nün bu sözleriyle alakalı. Dinlediniz mi hiç? Ya sosyal medyada biraz inanılmaz ciddi zeka ürünü paylaşımlar yapılıyor. Acayip esprili, inanılmaz kreatif şeyler yapılıyor. Şu çocuklar biraz daha yayına böyle... Yayına verebiliyor muyuz sesini? Büyük projeler yapsa ya... Çok iyi olmuş. Tuba Büyüküstün burada bence Hollywood'a göz kırpıyor. Biliyorsunuz Hollywood'da oynayabilmek için İngilizce iyi konuşuyor olabilmek gerekir. Ve Tuba Büyük ben hazırım diyor burada Tuba. Ben hazırım. Beni Hollywood'dan çağırın, davet edin, hazırım. Ben de ilk bu bantımız girdiği zaman ona yakın bir yorumda bulunmuştum. Tuğba Büyüküstün hani zaten yaptığı projelerle yurt dışından talep gören bir oyuncu oldu. Güzelliğiyle çok dikkat çekti. Orada da bir sanki seçme, yani bir şeye bir göz kırpıyor, böyle bir projeye gel yapıyor gibi. Peki oyunculuğu yeterli seviyede mi yurt dışında? Bence yeterli. Yeterli yani. Ben Tuğba Büyüküstün'ü... tabii ki çok beğeniyor yani fizik olarak beğeniyorum ama oyunculuğunu çok yeterli bulmuyorum. Çok içselleştiremiyorum onun oyunculuğunu. Çok özgür gelmiyor bana oyunculuğu. Ama tabii ki yani fizik olarak çok hoş bir hanımefendi. Sen yani Hande Erçel'i beğenmeyip Tuğba üstünü büyük beğeniyor, üstünü. Büyük üstünü beğeniyor olman da oyunculukla ne kadar iyi anladığını gösteriyor bu da senin. Ne diyorsun? Niye bana böyle yapıyorsun? Ya ama ne istiyor benden? Moderatör ya. Ya ne yapıyorsun ya? Gelmeyeceğim sana sataşmadan yapamıyorum evet biliyorsun ya, sen. Peki. Ama ne yapayım? Doğruları Emrecan söylüyorum. Emrecan İğrek'in Ali Cabbar diye bir şarkısı var. Herkes bu şarkıyı dinliyor. Ya. Ama şarkı öyle bir şarkı ki dinledikçe dinleyesin geliyor. O kadar tanıdıktı ki ezgileri. İlk dinlediğimde ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Evet. Şarkının melodisi çalıntı çıkmış. Böyle Zeki Alasya'nın kızı söylemişti evet. özellikle evet. o filmden. Bu Emircan'ın versiyonu bir dinleyelim. Aynısı ya. Aynısı. Şimdi tabii zaten bu anonim bir hikaye olduğu şeyden belli. Yani öyküsünden belli. Babası diyor ki Gırnata'yı al diyor. Düğün var diyor. Düğüne gideceksin diyor Ali Cabbar'a. Ali Cabbar'da Gırnata dediği klarnet. Ali Cabbar'da klarnetini alıyor. Düğüne gidiyor. Bir bakıyor ki sevdiği kızın düğünü. Sevdiği kız evleniyor. İşini yapıyor tabii. Orada çalmaya mecbur. Çalıyor. Bu bir şey yani. Bu bir Anadolu efsanesi gibi bir hikaye. Buna benzer öyküler de vardır eskiden beri gelen Anadolu'da ne efsanelerimiz var. Ne efsanelerimiz var. Maalesef günümüzde... İğrek sosyal medyada da çok fazla dinlenen bir isim. Evet. Yeni nesil Z kuşağında takip ettiği isimlerden bir tanesi. Uzi de öyle. Mesela Halodayı diye bir şey çıkmış. Bir rap müzisyen çıkmış. Azer Bülbül'ün şarkılarını kullanıyorlar. Ya da işte bu anonim eserleri kullanıyorlar ama milyonlarca tıklanıyorlar. Belki evet. de bize kulağımıza aşina geldiği için biz bu şarkıları çok sevip dinlemeye başladık. Peki sizce bu etik mi yani bu şekilde dinlenme almaları? Etmiyorlar sonuçta. Ali Cabbar'ın bu iddialara cevabını verelim. Hiçbir şarkım çalıntı değildir diyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani burada zaten o ezgilerin birbiriyle çok benziyor olması çok normal bir şey. Yani türkü dediğimiz bu tarz anonimler zaten birbirine çok benzer. Ama burada tabii ki çok birebir bir durum var. Tabii. Yani buradaki durum biraz daha fazla bir müzik otoritesi tarafından konuşulup değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani ben çok eleştirisel bakamıyorum açıkçası. Çünkü hani hem günümüze taşıması bu ezgileri hem bu kadar çok kitleye ulaştırması çok güzel bir durum. Çok da takdire şayan bir durum. Zeki Alasya'nın kızı o da müzisyen kendisi söylemiş. Yani hiçbir nota değişmeden birebir yapılmış diye. Tabii canım. Bu ne özgüven ya? Bu ne ya? Bu ego ya aynı zamanda. Bu evet. aynı zamanda kibir ya. Ali Cabbar şarkısını yazan bu arkadaş kusura bakmasın ama Emircan İğrek yazdığını yazdığını iddia eden arkadaş kusura evet. bakmasın ama benim buna tanımlamam bu. Kardeşim
Bak, İzzet Altınmeşe diye bir değer var. Burhan Çaçan, Allah rahmet eylesin. İbrahim Tatlıses. Onlar da şarkıları, türküleri Anadolu'dan bulurlardı ya da onlara getirirler. Onlar da söylerdi ama hiçbir zaman altına kendi ismini, kendi imzasını o atmazdı. O zaman emek hırsızlığı oluyor. Atmazdı yani, yani işte. Anonim dersin. Evet. Biz sana teşekkür ederiz böyle güzel bir eseri bulup tekrar çıkartıp topluma evet. dinlettiğin, verdiğin için. Şimdi bu bile yeter sana aslında. Şimdi konserinde bu şarkıyla ilgili yaptığı açıklamada diyor ki benzer tınılar olabilir bu ezgilerde. Ama olduğu gibi ama şarkı. Yani burada birebir olduğu tabii. için sevgili Emircan bu anlamdaki açıklaman tabii ki tatmin edici olmuyor. Olmuyor. Müzik adına, emek adına ki sen de emek veriyorsun. Bu konuda biraz daha böyle durumu içselleştirerek eğer bir açıklama yapar, müzik işte anonim, sözler benim dersen o zaman daha doğru bir davranış olur. Sözleri de zannetmiyorum. Sözler de bence anonim. Yani çıkmadığı için ortaya şimdi sözleri konuşmuyoruz, müziği konuşuyoruz. Evet. Müzik evet birebir zaten o Zeki Alan sözleri Semetin Akpınar'ın filminden. Müziği de konuşuyoruz, öyküyü de konuşuyoruz. Hayır şu anda hepsini müziği konuşuyoruz. Hiç kimse çıkıp da Ali Cabbar'ın sözleri çalıntı demedi. O Ali Cabbar'ın hikayesi de konuşuldu ya, acıklı bir hikayesi var diye biraz da şarkı tuttu. O yüzden Bilal Özcan söylüyor. Şey, o şarkının bir hikayesi tamam, de insanları çok etkiliyor. Ben Simge'nin elbisesini konuşmak diyor. İstiyorum. Hangi elbisesi, acaba? O kostüm mü, elbise mi? Ben çok beğendim. Bin şahit. Ben çok beğendim. Beğendin mi? Ben Simge'nin son sahte gerçekten sahne. Gerçekten beğendim. Böyle bir Helen mi olmuş? Bir fantastik bir kahraman mı olmuş? Fantastik bir kahraman gibi. Nedir yani bu kıyafet? Siz beğendiniz mi kıyafeti? Ben değişik olan ve yakışan her şeyi çok seviyorum. Yani değişik olmak için çok böyle ayın oyun olan görseller tabii ki çok irite ediyor ama Simge hem vücut yapısı hem böyle minyon da bir kız olduğu için sahne şovuyla da sesiyle de hepsini bir bütünsel çok güzel taşıdığı için benim çok hoşuma gitti. Ha böyle baktığınız zaman süper kumaşlarla muhteşem kreatif acayip şık bir elbise mi? Tabii ki değil. Ama bir kere özenilmiş, düşünülmüş ve değişik ve bir o kadar da değişik güzel taşıdığı için benim hoşuma gitti. Sahneyi de beğendim. Bizi alıp bir gösterebilir misiniz? Yani bir şeyini bir show olarak bir görebilir miyiz? O ilk sahneye çıkışı zaten çok hoşuma gitti. Benim hayalimdi o. Yani burada mesela şunu söyleyeceğim. Mesela Gülşen'in üzerindeyken böyle bir şey kıyafet varken duyduğum rahatsızlığı şimdi bu Simge'yi seyrederken duymuyorum. Çünkü elbiseyle odaklı değil. Elbiseye odaklanmamış. Beyin olarak. Beyni ben bu elbiseyi giydim. Benim popoma bakın. Benim memelerime bakın. Bunu Gülşen kendisi ifade ettiği için söylüyorum. Demiyor. Anlatabiliyor muyum? Kadın burada şarkısına odaklanmış. Dansına odaklanmış. Seyircisiyle paylaşıyor. Seyircisine odaklanmış. Gülşen benim bunu anlatabiliyor muyum? Bu geçti mi? Bu çok önemli. Bakın bu detay çok önemli. Burada üzerinde ne giydiği Simge için hiç önemli değil. Hakikaten değil. Yani çünkü onu göstermek için bir gayret sarf etmiyor. Gidip birisini kucağına oturmuyor. Ya da ne bileyim ben şöyle şurasını açıp ya da poposunu... Sempatik yani, bir tavrı var ya herhalde ondan. Bilal sana ilk defa katılıyor. Ya ciddi söylüyorum. Hiç beni rahatsız etmedi. Ha. Yılbaşı ağacı gibi. Ben öyle düşünenlerdenim. O ayrı bir şey bu ama. Bu bir klip kostümü olabilir. Ya da dansçılarla evet. özel bir şov için yapılan bir kıyafet olabilir. Ama konser zaten için özel bir şov saçma. İçin yapılmış bir kıyafet. Evet, şov için şimdi, yapılmış. Ya tabii ki göreceli bir şey bu. Eğer takip edeceklerse mesela bana göre benim fikrim yurt dışında bu tip kostümler özel koreografi ve şovlarla giyilen kostümler. Böyle sahneye çıkıp tek başına şu şekilde hareket etmiyor hiçbir sanatçı. Bizde var bu yani. Ama mecbur muyuz onlar gibi olmaya? Ama özenti duruyor ama işte bir noktada. Ama onlar gibi olmaya mecbur değiliz ki. Onlar öyle yapıyor diye biz de öyle yapacak halimiz yok. Aynı şeyler yapılıyor. Yok. Aynı sahne şovları, ama aynı bu, ışık gösterileri. Bire, yani birebir. Benim tabii ki görüşüm bu. Ben çok beğendim. Sahne şovu yani şovla bütünleştirmiş bir evet, kere evet. kostümünü. Ve Bilal'in dediği gibi sadece kıyafete odaklanmıyorsun. Simge'nin buradaki şovuna ve bak, ses performansına da odaklanıyorsun. Mikrofonu ne güzel kullanıyor filan yani. Bir Ajda evet. Pekkan'a bakalım nereye odaklanacağız. Çünkü maşallah o danslar, o şovlar, o kıyafetler. Ajda Pekkan'ın da kıyafeti çok konuşuldu. Bir de Simge daha genç, çocuğu yok. O yüzden biraz daha da minyon. Belki de o yüzden de bir şeyleri tamamlıyordur. Ajda Pekkan burada böyle küçük hareketlerle dans etmeye çalışıyor. Ya Ajda Pekkan. Ama yine çok çok şık yine.
Çok şeker. Sahne kıyafetlerine özenli davranan isimlerden Ajda Pekkan. Yani Ajda Pekkan böyle olunması gerekiyor gibi geliyor bana. Ajda Pekkan kadar muhteşem bir yorumcunun, muhteşem bir starın süper ritimsiz olması tabii ki ayrıca da yani ayrıca değişik bir sanki özellik. Ritim duygusu yok değil mi? Yani yok. Öyle dans ediyor ama hani yok. Ritim duygusu yok. Ya kadının kalçası kırıldı arkadaşlar. Daha yeni ya. Kaç ay oldu? Daha ay, yeni iyileşti ya. Sanki kalçası kırılmadan önce Beyoncé gibi dans ediyordu Ajda Pekkan. Ederdi. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ederdi, daha da hareketli. Burada lütfen ayrımcılık yapmayalım. Ajda Pekkan hepimizin süperstarı. Muhteşem tabii ki. Hepimizin baş tacı dans ayrı. Dans edebiliyor mu? Ama dans edemiyor yani. Bunu da kabul et. Ha sempatik de oluyor dans edemiyor olma hali. O ayrı bir şey. Edemiyor ama yani kalçası kırılmasa dans ederdi diye bir yorum yaparsan çok ediyor. Ya siz de onun yaşına gelin de bir şey sahneye devam edin yani. 40'lı yaşlardaki dans performansını hani izledik ya o kliplerindeki sen de yaz yaz yaz. Orada nasıl bir dans performansı vardı 30'lu yaşlarda? Tabii yani. Yok abicim Ajda Pekkan'ın ritim duygusu yok bu kadar basit yani. Ben buna katılmam mümkün değil. Katıl ya da katılma bu bir gerçek. Yok canım öyle bir gerçek. Senin yorumuna açık değil bu gerçek. Hayır senin yorumun yanlış. Ritim duygusu olmayan kadın 60 yıldır sahnede olur mu ya? Zaten enteresan kısmı o işin. Zaten torpille alakası yok. Güzel yorumluyor. Bir kere bir dünya starı standartında ama ritim duygusu olmayan bir muhteşem bir yorumcu. Katıl ya da katılma. Müzisyenler söylüyor bunu. Diyeceksin. Müzik kulağı yok diyeceksin. Ben o konuda haddimi aşmam ama çok ortak. Ritim duygusu yok demek, müzik kulağı yok demek. Oraya gidiyor iş. Çok müzik ortak müzisyenlerle insan, çalışıyoruz. Müzik kulağı, o yüzden biliyorum. Müzik beni kulağı, konuşturma burada. Müzik kulağı olmayan insan ritmi yakalayamaz. Doğru. Yani oraya gidiyor. Buna katılmak mümkün değil. Dans yeteneği yok desek sanki bak, biraz. Bizim bazı kesim insanların bazı yere gelmiş insanlara laf söyleme korkusu var. Sanki o insanlar hiç hata yapamaz ve o insanların hiç açığı yokmuş gibi. Aynı Türk dizileri gibi. İyi iyidir, kötü kötüdür. Kardeşim stardır ama onun da bazı defansları vardır yani. Bunu dürüstçe evet. Konuşabilmek gerekiyor. Ya senin beğenmediğin kadın Enrico Masas. Ben beğenmiyorum mu dedim? Enrico Masas dünya starıyken Olimpiyada Enrico Masias'a aylarca konser verdi. Bilal ben Ajda Pekkan'ı beğenmiyorum mu dedim. Tabii ya. Öyle bir şey demedim. Ritim duygusu yok dedim ne sadece. Demek? Bu ne demek? Ajda Pekkan'ın da en büyük hayranlarından biriyim. Ama bu ne demek? Ritim zaten Ajda Pekkan'la aram kötü daha fazla lütfen. Eyvah. lütfen. Ha, zaman, çomak sokma. O zaman Ajda versin sadece cevabını. Peki Cemre Baysal'le devam edelim. Bir saplantılı hayran durumu söz konusu. Bu ara çok fazla böyle haberler okumaya başladık. Sezen Aksu en son biliyorsunuz mahkemelik oldu yine bir fanıyla, daha doğrusu saplantılı bir kişiyle diyelim. Böyle bir fanlık olamaz çünkü. Yine aynı şeyi Cemre Baysal yaşamış. Yurt dışına ait gibi görünen bir numaradan durmadan mesajlar ve aramalar geliyor. Engelliyor, tekrar farklı numaralardan geliyor. En son kimlik bilgilerini ve hesaplarını ele geçirmiş bu numara ve ölüm tehditleri yapmaya başlamış Cemre'ye. Cemre de şu anda yasal sürece girmiş durumda ama insanı çok huzursuz eden bir şey tabii bu durum. Tabii canım. Çok çok huzursuz eden ve bunu yaşayan birçok ünlü var. Geçen senelerdi galiba, bilmiyorum bu konu çözüldü mü? Melis Sezen'in de böyle bir sapığı vardı yani, evet. Ama bildiğiniz sapık, hani evin önünde falan yatıp kalkıyordu. Şimdi bunlar aslında tabii ki hastalıklı kişilikler. Bunlara biz hayran gözüyle bakamayız. Hayranlık, beğeni, takipçi gözüyle bakamayız. O zaman gerçek takipçilere ve hayranlara haksızlık edilmiş olur. Burada obsesif takıntılı hastalıklı ruh halleri var maalesef. Onu artık beynindeki hangi eksiğin yerine koyuyor da o şekilde böyle bir edikt halde o hayranlığı, daha doğrusu takıntıyı yaşıyor bilmiyorum ama tehlikeli de olabiliyorlar. Çok ciddi tehlikeli olabiliyorlar. Ölüm tehditleri alıyormuş. Yani mesajlarda şu anda. Evet, bu benimle buluşmazsan aileni öldüreceğim diyormuş. Yani bu çok ciddi bir durum bu arada. Hani insanı huzursuz eden bir şey. Hani güvenlik açısından kız setten eve geliyor. Evde hani tek başına yaşıyor büyük ihtimalle. Evet. Çok huzursuz edici. Cemre Baysal bu olayı bir ay kadar önce yaşadı aslında. Evet. Bu haber tekrar ısıtılıp
gündeme geldi önceki gün. Birçok yayın organında birden yayınlandı. Sanki bir yerden kumanda düğmesine basılmış gibi tekrar aynı konu ısıtıldı. Cemre Baysel bu açıklamasında ona sitem ediyor. Bu konu diyor yeni bir şey değil demek istiyor o açıklamanın ana fikri. Biz diyor o sapıkla ilgili diyor Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk. Bu tarafı yeni diyor. Haberde de yeni olan kısım bu diyor. Yoksa adamın beni tehdit etmesi, ailemi tehdit etmesi falan bunlar daha önce de haberleştirilmişi demek istiyor. Birisi de medyada şunu söylemek istiyorum. Sapıkla sanki ortak davranıyor medyada birisi. Bu işi yönetiyor. Medya tarafında birisi yönetiyor. Bu haberi tekrar ısıtarak Cemre Baysel'e zarar vermek istiyor. Buradan o çıkıyor. Bu anlam çıkıyor. Yani bir medyada da sapığın bir ortağı var gibi de söylenebilir. Bir şey var yani. Bu kızla uğraşan var. Ve yani. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bu sabah yayından önce öğrendim. Didim de halasının evine tatile gidiyor. Her yaz gidermiş oraya. 3-4 gün önce. Ve orada 15 gün 2 hafta tatil yapmayı planlıyor. Ancak ne oluyorsa ikinci gün sabaha karşı başında şapka, güneş gözlüğü evden çıkıyor ve orayı terk ediyor. Böyle de bir gizem var bu kızda. Ne oluyorsa, ne duyuyorsa bir şey dönüyor. Bu kızın hayatında uğraşan var. Bu şimdi güzel. Cemre çok böyle sürekli basının önünde olan süper popüler ve çok medyatik bir tip değil değil mi? Benim sevilen genç oyunculardan yeni yeteneklerden. Evet. Evet. Şey düşünebiliyor musunuz siz mesela böyle çok büyük starların neler yaşadığını. Ondan sonra da insanlar hani bazı insanlar işte yok korumayla geziyor, yok işte kimseyi yanaştırmıyor gibi yorumlar yapıyorlar ya. Bunu ben de eskiden yapıyordum. Ay ne kadar şımarık. Ne gerek var canım işte evet. Avrupa'da yurt dışında Keanu Reeves gidiyor işte metroda oturuyor canım bizimkiler hiç böyle şeyler yapmıyor diye. Çok eleştirisel bakış açımız da oluyor ama hayati güvenlik anlamında sadece kendisi değil ailesel anlamda da güvenlik için maalesef belli mesafede kalmak zorunda kalıyor bazı ünlü isimler. Evet ünlülerin başına çok geliyor. Evet. Bu tür benzer yani olaylar. Sezen Aksu bile yaşadı. Yani sadece İşte bile bu, derken yani mesleği, onların yaşadığının boyutu daha da büyük oluyor. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum bir tane ünlü arkadaşımın hani Sezen Aksu evine girmişti ya. Hani Yalı'da daha uzak bir noktada hani güvenlik anlamında çok yüksek bir güvenlikte bile bunlar olabiliyor. Evine girip çocuğunun böyle tepesinde çocuğunu seyrederken buldu bir tane hayranını. Düşünebiliyor musunuz korkuyu? Nasıl giriyorsun evin içine? Nasıl bunu yaşıyorsun mesela? Tabii. Ya bazen işte bu önlemleri almak için yaşla yaşın yanında kurunun yanında yaş da yanıyor. Normal gayri ihtiyari gelip sarılmak isteyen bir insanla ayırt edilemeyebiliyor bazen bu ruh hali bozuk insanlar. Peki kısa bir reklam aramız var ardından buradayız bir yere ayrılmayın. Evet reklamların ardından devam ediyoruz. Şimdi ilişkilerin başladığını bittiğini yeni kıvılcımların olduğunu biz sosyal medyadan öğreniyoruz. Nasıl? Evet. İşte takip ettiler mi birbirlerini? Takipten çıktılar mı? Kim kimin arkadaşıyla yeniden takipleşti gibi buralardan da ilişki haberlerini anlayabiliyoruz. Bir kıvılcım var ya da yok diye. Ama ilişki bittikten sonra ilk yapılan şey tabii anıları yok etmek oluyor. Evet. Anılar hala varsa da diyoruz ki ilişki bittiğine göre niye hala bu fotoğraflar var? Afra Saraçoğlu'nun hala profilinde eski ilişkisine dair resimler vardı Mert Yazıcıoğlu'na dair. Ama bu resimleri şimdi silme kararı almış. Önce VTR'miz sonra yorumlarımızla buradayız. Olaylı aşıklar Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu cephesinden flash gelişme. Genç oyuncu Mert Ramazan Demir o ismi sosyal medya hesabından takip etmeyi sonunda bıraktı. Mert Ramazan Demir'in hayatından çıkardığı kişi kim? Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla da yakın arkadaş olduğu bilinen partneri Mert Ramazan Demir'le birlikte olması bu yılın en iddialı magazin olaylarından biri olmuştu. Son olarak Mert Ramazan Demir'le ilgili neler söylemek istersin? Bir cümle alsaydık ağzında. Teşekkür özel dışında. Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Peki. O yüzden. Hayırlı olsun diyelim biz de. Haklarındaki iddialara kulak tıkayan ikili ilişkilerini ilan etmelerine rağmen aşklarını gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. Çiçeği burnunda sevgililerin dudak dudağa görüntülendikleri Göcek'ten sonraki durağı Portekiz'in başkenti Lisbon olmuştu. İki
ikili şimdilik sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmasalar da birbirlerine verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Ramazan Demir tarafından çekilen fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulmuştu. Birlikte dünyaca ünlü Amerikalı rock grubu Red Hot Chili Peppers'ın konserine giden ikilinin konser boyunca sarmaş dolaş görüntüleri çok konuşulmuştu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi konuşulmaya devam ediyor. İkilinin şimdilerde Afra Saraçoğlu'nun yüzü olduğu bir kıyafet markasının reklamında birlikte oynayacağı iddia edilirken taraflardan bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Afra Saraçoğlu ile aşkının belgelendiği tatilde fazla kilolarıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir'in de yeni sezon öncesi kampa girdiği iddia edildi. Mert Ramazan Demir fazla kilolarından müzdarip mi? Şimdi gelelim bomba gelişmeye. Hatırlarsanız Afra Saraçoğlu partneri Mert Ramazan Demir'le sevgili olmadan önce uzun süredir Mert Yazıcıoğlu ile birlikteydi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun setteki yakınlıklarının Mert Yazıcıoğlu'nu kızdırdığı ve bu sebeple ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından zaten Mert Ramazan'la Afra'nın ilişkisi belgelendi. Herkesin konuştuğu tek bir şey vardı. Mert Ramazan Demir yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte olduğu fotoğrafta bunun üzerine tuz biber ekmişti. Üçlünün arkadaşlığının arasına ihanet mi girmişti? Güzel soru sordun. Bu soruyu cevaplarsam bir daha iş bulamam. Şimdilerde Mert Ramazan Demir'in profilinde bu fotoğrafı göremiyoruz. Bu fotoğrafı kaldıran Mert Ramazan Demir'den flash bir hamle daha geldi. Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeyi bıraktı. Yani en nihayet yani şimdi mi sildiniz resimleri? Bu arada bir gelişme öğrendim Afra ile alakalı da bir mücevher firmasıyla göz kırpıyormuş birbirine. Yani yakışır. Her an anlaşmak üzerelermiş. Yani imza aşamasına kalmış iş. Çok da yakışır yani Afra'ya. Tabii canım. En son yaptığı tekstil firmasındaki anlaşmayı ne kadara yapmış biliyor musunuz? Onun fiyatını biliyor muydunuz? 10 milyon diye duymuştum. Evet, 10 milyon. Evet. Evet. Güzel paralar. Aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşma şartı koymuşlar. Aynı şekilde de işte böyle reklamlarında falan oynaması için yıllık 10 milyon almış. Şimdi takı firmasından da herhalde onun üstünde bir rakam talep ederler. Güzel ya, işte bir proje insanın hayatının ya önünü ne kadar açıyor. Burada yani bir sihirli değnek gibi bir şey. Hem maddi olarak hayat hem manevi değişiyor. Olarak evet. Ciddi anlamda bir değişiklik oluyor. Bir de yani ilişkisel olarak da hayatın en güzel yaşlarında çok güzel bir ilişki yaşıyorlar. Birbirlerine acayip yakışıyorlar. Şu Mert Ramazan Demir çok yakışıklı bir çocuk. Çok da sempatik bir çocuk. Afra da o şekilde tatlı. Ama yani bu sosyal medyadaki eski sevgilileri takip etme vesaire, işte hala fotoğrafların durması falan da biraz da bence eğer bu kadar uzun süreli duruyorduysa o fotoğraflar, bu ilişki önce biraz intikam duygusuyla başlamış olabilir. Yani ona hala bir şekilde duygusal anlamdaki hırs bedelini ödetmek için başlayan bir ilişki, daha sonra da aşka dönmüş olabilir. Tabii ki olabilitesi olan şeyler bunlar. Ondan sonra da artık duygusal anlamda yüreğinin tam ait olduğunu hissettiği dakikada da o fotoğrafları kaldırmış olsa gerek. Yani insan psikolojisiyle alakalı, çoğunluk böyle yapıyor diye konuşuyorum. Afra böyle yapıyor diye konuşmuyorum da. Hamdi benim direkt bloklamıştı biliyor musun? Gerçekten mi? Bir de boşandığınız gün mü yapıyor? Boşanır boşanmaz. Belki bir hafta geçti ya da geçmedi. Bir baktım beni bloklamış. Direkt yani bloklamış. Ama o anne, biraz bu, da... Bu hız ne? O da biraz kötü geliyor insana ya. Biraz bekle hani. Değil ama mi? Bir bloklamak zaman geçmesi niye? Gerekiyor boşanmadan ya. Önce de şey falan diyordu. Yani ne saçma şey, bu insanlar birbirini siliyor falan. Ben takipten çıkmam yani. Hiç öyle bir şey yok. Anlamsız sonuçta. Yani eski sevgililerin birbirini takip etmesi... Benim bir fikrim, bir önerim var. Evet. Bir teklifim var. Bir gün buraya alalım, konuk alalım. Lütfen alalım. Kime? Hande'yi. Lütfen.
Niye? Yani bunların bir de Hamdi ile de konuşalım ya. Yani bir Hamdi ünlü bir insan dinleyelim. Değil mi? Ünlü bir yönetmen değil mi? Çok ünlü. Çok ünlü. Biz de ünlüleri konuk alıyoruz. Çok değerli bir oyuncu, yapımcı, yönetmen kendisi. Onun herhalde vakti olmaz diye düşünüyorum buraya gelmek için. Anladım. Muhtemelen. Anladım. Peki Afra'yla Mert Ramazan Demir'le ilgili bir şey duydum. Bitmedi. Lizbon'la tatilleri bitmedi. Lizbon sonra Madrid'e geçmişlerdi. Yeni bir tatile daha çıkacaklarmış. 18 Ağustos'ta çekimler başlıyor. Daha 18, 19, 20 24 gün var daha. Bugün itibaren. Yani 24 gün içine bir tatil, iki tatil sığdırılabilir ki tatile doymamışlar. Gençler haklılar. Çok çalıştılar. Bütün sezon çalıştılar. Şimdi o 10 milyonluk teklifin aynısını aynı firma biliyorsun Mert Ramazan Demir'e de yapmıştı. Bugün yarın Mert Ramazan Demir cevabını verecek ve oradan da güzel bir para kazanacak eğer kabul ederse Mert Ramazan Demir'de. Bundan sonra o mücevher firması reklam teklifi tabii ki Afra Saraçoğlu'na yakışır. Bunun gibi teklifler her ikisine de gelmeye devam edecektir. Afra zaten daha önce de reklamlarda oynuyordu. Daha önce Afra tabii background'u olan oyunculukta 4-5 senedir iyi bir oyuncu olarak anılan bir kız. Sadece bu diziyle parlamadı. Mert Ramazan Demir de 1-2 yapımı vardı ama bu diziyle çok büyük bir yükselişe geçti. Ve 22 Eylül'de de yeni dizileri ekrana gelecek. Seyircilerden de çok baskı varmış senaryoyla ilgili. Lütfen bu kadar çok mafya olmasın işin içinde. Bu kadar çok onları ayırmayın. Bu kadar çok onları kötü durumda göstermeyin şeklinde. Şunu da duydum. Yeni dönemde biraz daha şirin, biraz daha sevecen sevgi üzerine bir senaryo olacak. Yani şiddetten biraz arınmış olacak diye duydum. Hani sen diyordun ya aşkı memnun tadında değil filan diye. Tabii ki her hikaye başka, her öykü başka ama bu biraz daha insanların Afra ile Mert'in canlandıracağı karakterleri daha sık görecekleri bir yeni dönem olacakmış. Onları beraber görmeyi çok sevdi izleyici. Evet. Birbirlerine çok yakıştıkları için beraber görmeyi de çok seviyorlar. O yüzden de onların o sempatik ve duygusal ve romantik sahnelerinin ağırlıkta olmasını seyirci talep edebilir. Ama tabii senaryo dinamiğine ve matematiğine ne kadar uyacaktır onu bilmiyorum. Ama şimdi bu arada şu VTR'yi izlerken içimden biraz tabii ki farklı duygularla şöyle bir şey geçti. Mert Yazıcıoğlu hiç tanımıyorum kendisini ama hani ilk böyle bu aldatma olayı olduğu zaman kim bilir Afra ne kadar üzülmüştür. Ne olursa olsun hani duyguları hangi debide olursa olsun çok üzülmüştür. Ama şimdi de diyordur ki iyi ki böyle bir şey oldu ki iyi ki Mert Ramazan'la böyle bir ilişkiye başladım ve hani bu süreci bu şekilde yaşamaya devam ediyorum diye içinden iyi ki diyor mudur acaba? Ben mesela iyi ki ayrılmışlar. İyi ki Mert Ramazan neydi çocuk? Ay hepsi Mert Yazıcıoğlu. Mesela aldatmış, ayrılmışlar diyorum Mert yani. Mert Yazıcıoğlu ilişkisi sürmedi mesela Dilan'la. O da denedi. Sürmedi. Ama sürmedi. Ama tam gaz devam ediyor Afra. Çünkü başlaması tuhaftı yani arkadaşının sevgilisi Furkan Andıç'ın sevgilisi sevgili editörüm çok çalışıyorsun çok başarılısın Elalp editörüm ancak lütfen şunu da dikkat al Hafsanur Sancak tutanla Mert Yazıcıoğlu Darma Duman dizisinde başrolde oynadığı Hafsanur Sancak tutanla yakınlaştı Afra Saraçoğlu'ndan o yüzden ayrıldılar Afra Saraçoğlu o yüzden terk etti Mert Yazıcıoğlu. İlişki o yüzden bitti. İlişki. Aman iyi ki de altını bitmiş. Altını çiziyorum. İlişki Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le Yazıcıoğlu'nu aldattığı için bitmedi. Gerçek budur arkadaşım. Lütfen bunu da dikkate almanı rica ediyorum. Aman iyi ki bitmiş. Evet. Gerçekten ben yani Mert Ramazan ve Afra o kadar yakışıyor ki gerçekten iyi ki Mert Yazıcıoğlu ile Afra ilişkisi bitmiş ve böyle güzel bir ilişki başlamış. Şeydi artık. Biraz Mert Yazıcıoğlu'nun böyle hafif bir ukala tavrı var farkında mısınız? Yani böyle bir fazla gereksiz bir özgüven daha tam olmamışken olmuş gibi bir enerjisi var. Çocuğu tanımıyorum bu arada. Hani belki hiç öyle değildir ama röportajlardan geçen enerji öyle. Biraz böyle dünyaları ben yarattım. Ha onu cevaplarsan yani falan diye. Böyle bir garip geldi bana çocuk. Ya Afra ile zaten hiç alakasızlarmış. İyi olmuş Afra iki ayrılmışsın çocuğum. Mert Ramazan Demir'in de bu kadar bekleyip Yazıcıoğlu'nun takipten çıkması ve o fotoğrafını silmesinin nedeni benim duyduğum
duyduğum Berk Yazıcıoğlu'nun sağda solda onlarla ilgili atıp tutması, ileri geri konuşması. Bu bir iddia tabii. Bu böyle geldi kulağıma. O yüzden Mert Ramazan Demir Mert Yazıcıoğlu'nun yani hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü orada Mert Ramazan Demir hiç kimsenin sevgilisini elinden almadığı için rahattı. Hiç kimsenin sevgilisini elinden ama almadı. Ama bir dakika, bir görüntüyü de hatırlatırım böyle. Yalnız şu fotoğraf da yılın günü. Fotoğrafı gerçekten. Doğum günü hatırlıyoruz değil mi o videoyu? Mert doğum Yazıcıoğlu... günü videosunda Mert Yazıcıoğlu ile Afra yan yana ve Mert Ramazan Demir buradaydı. Şimdi doğum günü kutlamasında ne yaptın Mert Ramazan Demir, ilk tebrikte ne yaparsın? Mesela mumları üfledin, ilk en yakınına temas etmek sürekli istersin değil mi? Sevgilin, eşin vesaire ya da işte yanında ailenden biri varsa ailenden. Evet. Yanında erkek arkadaşı varken ilk eli Mert Ramazan'a gitti. Sonra geri çekti. İnsan kontrol edemez duygularını. O anda bir kendini frenledi, sonra durdurdu. O görüntüyü hiç unutmuyorum. O gün dedim ki yani bunlar. Tamam, burada bir fena akım aşıklar başlamış. Ama ortada yanlış giden bir şeyler var. Yani önce Mert bir taraf Yazıcı bitmeli, sonra diğer taraf başlamalı. Çünkü artık ama yani insanların tepki gösterdiği şey de buydu. Söylediği o değil işte, Darma Duman dizisinde zaten bu iş kopmuş. Tabii Mert Yazıcıoğlu bir de kendini sorgulasın. Yani o şey yuvarlak masa, bir davetteler, yan yana oturuyor sevgili Safra Sarıçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu. Buradan dilendi çekleriniz geçiyor. Arkasından böyle yedi. Bakıyor. Evet, bu, evet, bu daha önce, o doğum gününden daha önce olmuştu. Doğru. Bu. Mert Yazıcıoğlu kendini sorgulasın. Çapkın. Çapkın Mert Yazıcıoğlu. Afra demek ki biriktirdi içinden bitirdi. Afra şunu dedi o zaman, sürekli bana bu durum bana yaşatılıyor. Artık benim de yaşatmamın bir sakıncası yok gibi düşündü belki. Artık kadınlar biraz daha dolunca resti çekiyorlar ya bir anda. Ya biraz da tabii şimdi onların yaşı icabı verdikleri kararlar biraz daha böyle duygularının çok yüksek olmasıyla beraber daha böyle farklı oluyor. Yani bizler gibi değil. Daha böyle çocuksu, daha böyle başlarında kafa, senin söylediğin görüntü geldi. Başlarında evet, kavak yerleri işte esiyor size tabii söylediğim ki. Bu evet. Görüntüydü. Evet, elini evet. Tutmak istedi orada. Eli gitti. Gitti. Evet. Gitti. Yani orada elini tutmak istedi. Orada zaten çok belliydi. Zaten bak ay Mert Yazıcıoğlu nasıl şöyle bir bakıyor yukarıdan. Evet, o fark edilmez mi böyle anlar ya? Bunda direkt. Bir de Mert Yazıcıoğlu ne yapmıştı arkadaşlar? Ne kadar acemice ve ne kadar içten pazarlıklı bir düşünce. Şimdi Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu, Mert Ramazan'la söylentiler çıkıyor. Tabii o setten haber alıyor onların ikisinin sevgili olduklarını. Ben de söylüyordum hep zaten. Evet. Sevgili oldukları setten haber alıyor. Ne yapmıştı? Tıpkı aldatılan Shakira gibi, o ünlü futbolcu sevgilisi tarafından aldatılan Shakira gibi aldatıldım demek için bir hastanenin önünde bir şey çektirdi. Altına da Shakira gibi falan bir şeyler yazdı. Hatırlıyor musunuz? Bir paylaşım yaptı. Ne kadar çocukça. Yani sevgilim beni aldattı, başkasına gitti. Shakira gibi ortada kaldım falan. Hala hatırlıyor musunuz? Afra'ya ima yapmaya çalışıyor. Yani iyi niyetli olsa böyle bir şey asla yapmaz. Ya sen bir oyuncusun. Yıllarını vermişsin değil mi? 4 yıllık bir ilişki geride evet. Bırakıyorsun. Böyle mi bırakılır ilişki geride? Bir de gurur denen bir şey olması lazım yani burada. Değil mi? O yani bir erkeklik evet. Gururu nasıl ayaklar altına alıyorsun bu paylaşımı, sevgilin beni aldattı diyerek ki sen yanlış yapmışsın. Ama bize bunu bağlanıp... biz ortaya çıkardık zaten, o bilinen evet. Bir şey değildi hani Mert Yazıcıoğlu'nun da hani aldatmış olduğu önceki projesinde. Evet, Mert Yazıcıoğlu'nun yayınımıza bağlanıp kendini ifade etme hakkı var. Evet, ismi geçen bu arada herkes. Bu yaş grubunda... Evet. Gerçekten bu tarz şeylerin bir süre sonra önemini yitirdiğini ben görebiliyorum. Hani gözlemleyebiliyorum. Şimdi onun arkadaşıyla beraber oluyor. Onun arkadaşıyla aldatıyor. Sonra bir bakıyorsun hepsi kanka olmuşlar. Tekrar barışmışlar. Yani değer yargıları ve bakış açıları biraz değişti. O anlık duygularla tabii ki çok yükseliyorlar. Kızıyorlar, sinirleniyorlar. İşte mesajlar, bilmem neler, gruplaşmalar. Fakat o alevlenme bittikten sonra o normale dönünce o duygular bir bakıyorsun hepsi beraber normalle arkadaş olmuş, kanka olmuş. Enteresan geçen bir jenerasyon bir var şu anda. Yazmış ki, siz diyorsunuz ki işte Z kuşağı oyuncular böyle işte. Hepsi birbirinin arkadaşıyla oluyor. Yeşilçam'da yok muydu sanki diye. Var mıydı Yeşilçam'da böyle ya şeyler? O dönemde de yani çok fazla böyle birbirinin ilişkileriyle ya da birbirinin eşeğiyle sonra evlenen oyuncular bile
oldu yakın arkadaş olup da. Yani hani hep vardı sanki. Sanki aynı proje yakınlaştırdı onları ya da biz bu kadar o zaman magazin bu noktada değildi, duyamıyorduk, öğrenemiyorduk. Ya da dünyada yoktuk yani belki de tabii. Mesela. Bilal Bey bilirsin sizin yaşınızı siz tutar. Evet, yok bir haber geldi de onunla ilgili. Ya çok fazla bir arada olan insanlar, bir de böyle set ortamları, bizim tarzımızda iş yapan insanların böyle çok sık bir arada oluşuyla beraber, bir de güzel insanların hep böyle bir arada olduğu, enerjisi yüksek bir iş yapıldığı için ister istemez o duygusal alevlenmeler, enerjiler olabiliyor. Çok olası bir şey yani. Doktor hastanede de mesela çok doğal değil mi? Yani doktor işte asistanıyla duygusal bir heyecana girebiliyor ya da hemşiresiyle, pilot hostesiyle. Ya aynı ortamda iş yapan insanların birbiriyle böyle elektriklenmesi evet. kadar olası ve doğal bir şey yok yani. Bunun Yeşilçam'ı da, kurumsal sektörü de, dizi camiası içinde bu insani bir şey en nihayetinde. Tabii onlar göz önünde oldukları için onları konuşuyoruz. Bu konuda en çarpıcı örnek, en çarpıcı ama en çarpıcı örnek. Türkan Şoray, Cihan Ünal olayıdır. Türkan Şoray yıllarca... rahmetli iş adamı Rüçhan Atlı'yla aşk yaşamıştı. Yıllarca 18 yaşından itibaren Rüçhan Atlı onun hem sevgilisi hem hamisi hem işte yaşça büyük, aynı evde yaşıyorlar ve hiç başka hayatına erkek girmemiş. Girmesi de mümkün değil çünkü Rüçhan Atlı korumalarla, şoförle ve kendisi sete giderek bizzat dünya güzeli Türkan Şoray'ı takip ettiriyor. Bizi de seyrediyor Türkan Hanım. Ay selamlar, sevgiler kraliçemiz olsun. Ve Türkan Şoray ta Mine filmini çekene kadar hayatına hiçbir başka erkek girmedi. Mine filminde başrolde oynadığı, Anadolu'da başrolde oynadığı Cihan Ünal'a sette aşık oluyor. Cihan Ünal ona aşık oluyor ve setten geriye dönmüyor Türkan Şoray. Cihan Ünal'la kalıyor. Cihan Ünal'ın hanımı olarak Ankara'ya yerleşiyor ve evleniyorlar. Yani Yeşilçam'da da örnekleri var yani. Böyle bir etkilenme yaşanmıştı. Evliliklerinde. Filiz Akın, Gülşen Bubikoğlu olayı. Yağmur oradan doğdu tabii. Yağmur. Tabii. Türker İnanoğlu'yla Filiz Akın evliydi. Ondan sonra Gülşen Bubikoğlu'yla evlendi Türker İnanoğlu. Yani öyle ilişkiler... Türker İnanoğlu daha önce de Türkan Şoray'a... Işık yaktı mı deniyoruz? Evet. Bütün onlardan önce Türkan Şoray'ı keşfeden Türker İnanoğlu'dur ve ona buradan çok büyük ilgi göstermişti ama Türkan Şoray'ın annesi müsaade etmemişti. Peki Demet Özdemir'e devam edelim. Demet Özdemir paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Çünkü Oğuzhan Koç'a gönderme mi yapıyor dedirtiliyor adeta fanlarına. Oğuzhan iki tane şarkı çıkarmıştı. Oğuzhan'ın da şarkı sözleri hep Demet'e yorumlandı. Yani bu ilişki, bu evlilik bitmiş olsa da bu ikilinin adı hala aynı cümlede yer alıyor. Şimdi Yunan bir DJ ile aşk yaşadığı haberleri aldı, yürüdü. Bir görüntümüz var, ardından buradayız. Ve büyük bomba! Demet Özdemir'le DJ Sergio aşkı nasıl resmiyete döküldü? Günlerdir köşe kapmaca oynadılar. DJ Sergio dayanamadı, Demet Özdemir'i takip aldı. Demet Özdemir aşkı uğruna Yunanistan'dan ev aldı. Günlerdir bu aşk iddia edildi. Demet Özdemir'den aşk dedikodularını tescilleyen paylaşım. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir geçtiğimiz yıl evlenmişler ancak evlilikleri bir yıl bile dolmadan sona ermişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanmasının altında Demet Özdemir'in yer aldığı projelerdeki cesur sahnelerinin etkili olduğu söylenti. Adım Farah'ta Engin Akyürek'le, Dünya ile Benim Aram'da da Metin Akdülger'le ve yine aynı projede Buğra Gülsoy'la aşk taktiklerinin birincisinde Şükrü Özyıldız'la. Ve yine aşk taktiklerinin devam filminde yine Şükrü Özyıldız'la fakat daha bir ateşli. Evet, yalnızca 8 ay kadar bir süre evli kalan Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç cephelerinden yeni aşk haberleri gelmeye ise çoktan başlamıştı. Oğuzhan Koç için sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le arkadaşlık kurduğu öne sürülmüştü. Fakat bu iddia yalanlanmıştı. Şimdi de Demet Özdemir için bir aşk iddiası gündemde. Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'u çabucak unutturan aşk, teselliyi yaz aşkında buldu. Bir ayı aşkın süredir Yunan adalarında tatilde olan güzel oyuncunun gönlünü DJ Sergio olarak bilinen Yunanlı müzisyene kaptırdığı
yaptığı iddia edilmişti. İkilinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Demet Özdemir'in müzisyen sevgilisinin DJ'lik yaptığı bir partide DJ kabininde eğlendiği görüldü. Demet Özdemir ve DJ Sergio'nun Paros Adası'nda bir arkadaş ortamında tanıştığı ve bir süre birlikte tatil yaptıkları iddia edildi. Aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Demet Özdemir bu kez rotasını bir başka Yunan adası Mykonos'a çevirdi. Beyaz elbisesi ve botlu tatil tarzıyla paylaştığı fotoğrafa turist değil yerli notunu iliştiren Demet Özdemir Yunanistan'ı çok sevdi. Yunanistan'da bir de ev alan Demet Özdemir'in komşuda kısmeti açıldı. Paros Adası'nda DJ Sergio ile yakınlaşan Demet Özdemir'i Mykonos'ta dünya ünlü futbolcu Ruben Dias markaja aldı. İddialara göre İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturan Portekizli futbolcu Ruben Dias, Mykonos tatilinde bir mekanda karşılaştığı güzel oyuncudan gözlerini alamadı. Etrafındakilere güzel oyuncuyu soran Portekizli futbolcu Özdemir'i sosyal medyadan buldu. Dias Özdemir'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Ama Demet Özdemir aşkı Ruben Diaz'da değil, DJ Sergio'da buldu. Demet Özdemir arkadaşı Saadet Özsırkıntı'yla DJ Sergio'nun partisinde çılgınlar gibi eğlendi. Özdemir aşka geldi ve sosyal medyasından DJ Sergio'yu paylaştı. Ünlü DJ de Özdemir'in paylaşımını nazar boncuk emojisiyle paylaştı. DJ Sergio Demet Özdemir'le olan aşkına resmen nazar değmesin diyordu. Bakalım çifti ne zaman el ele yanak yanağa göreceğiz. Bu ikili birbirini takip ede almış. Maşallah emojisi de kondurmuşlar birbirine. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ya şunu sormak istiyorum size. Buyurun. Sen dahil. Buyurun. Neden Demet Özdemir gibi dünya tatlısı, güzeller güzeli, boylu postlu, çok da nefis dans ediyor ve harika oynuyor ve çok güzel para kazanıyor, harika kariyeri var. Neden bu çirkin erkekler ya? Neden bu çirkin erkekler? Allah aşkına. Su yüzü, surata bak. DJ Sergio. Çık İstiklal Caddesi'ne. Çık İstiklal Caddesi'ne, adım başı bu, böyle bir tipe rastlarsın. Geç öbürüne. Geç Ruben Dias, futbolcu, dünya ünlü futbolcuymuş. Bak. Ruben'i de görebiliyor muyuz? Bir ya bakalım. Ne kadar çirkin insanlar. Demet. Fotoğraftan fotoğrafa Demet, değişiyor yani, ya. He? Ya fotoğrafı gördük işte, videosunu da gördük. Ruben Dias da öyle. Yani koy deminki yönetmenin bir fotoğraf vardı. İkisinin arasında, ikisi biri sağında biri. Yani böyle bir şey ya, olabilir mi ya? Her şey yakışıklılık değil bir. Ya, İkincisi... mesela bazı insanlar var ki öyle fiziksel bedende değil, ruhsal dünyada yaşayan insanlar. Bence Demet de o tarz kafada bir kız. Yani özgür ruhlu, kendini iyi hissettiren ve mutlu eden bir erkek ona dünyanın en yakışıklı erkeği gibi gelebilir bir kadına. Sadece Demet için geçerli değil bu. Bütün kadınlar kendini iyi hissettiren, mutlu hissettiren bir erkeği Brad Pitt gibi görebilir. Evet, Ruben Dias'ı da görüyoruz şimdi. Yakışıklı. Şuraya bak Allah aşkına, nesi yakışıklı ya. Türkiye'de bundan ne kadar güzel çocuklar var ya. Yani hem ruhu da güzel hem yüzü de güzel. Ay, olursa şey olmuyor mu? Bazı kadınlar biraz çirkin erkekleri seviyorlar. Çok enteresan bir şey var. Genelleme yapmayacağım. Ama bazı yakışıklı erkekler de çok aptal oluyor ya. Gerçekten ya, yani. Ya? Yok ya böyle kaslarıyla. Bak ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en yakışıklı adamı olsun. Böyle Instagram'da şöyle paylaşıyorlar ya, böyle kaslarını falan böyle koyuyor falan. Çok itici duruyor değil mi? Asla ve asla bana hiçbir şekilde cezbedici ya, gelmiyor. Ya eli yüzü düzgün denen bir tabir var. Eli yüzü düzgün. Eli, bir de yüzü çok yakışıklı düzgün. Erkeklerin artık yüzü tercihleri düzgün. Biraz farklı oluyor yani, biliyor musun? Yani ne kadar güzel insanlar var Türkiye'de. İlla niye komşuda, illa niye Portekiz'de? Yani ne gerek var? Burada DJ istiyorsan 1000 tane de ya DJ Demet, var eli yüzü düzgün. Demet yani, Özdemir yani şu anda Yunanistan'da bu kadar gözlerden uzak olmasına rağmen bu kadar konuşuluyor. Bir de kız şimdi Türkiye'ye gelse, Türkiye'de bulsa senin dediğin gibi, Allah yani bu yazı mümkün değil tatil yaparak geçiremezdi. Zaten dedikodularla zaten uğraşmaktan. Peki bir şunu... yeni boşandı. Şimdi bir Türk nedeni, olmak istemeyebilir. Nedeni şu olabilir mi arkadaşlar?
Yine size de soruyorum. Buyurun. Tabii. Size de. Yani şimdi yeni bir evlilikten çıktı ve başarısız oldu Demet Özdemir. Başarısız oldu. Aşk hayatında çuvalladı. İstediği kadar dizilerde reyting yapsın. Çuvalladı. Başarısız oldu. Gururu kırıldı. Kendine güveni kırıldı da karşısına çıkan erkek ona ilgi gösterdiği için onunla birlikte olmuş olabilir mi acaba? Hiç armudun çöpü falan demeden, yüzü iyi değil, güzel değil ama bana çok yakınlık gösteriyor diyerek kendini yüceltmek için, ruhen senin dediğin gibi yüceltmek için. Ama ilk takip eden Sergio'yu Demet. Sergio sonra ediyor, sonra profili görüyor, tanışıyor ve maşallah koyuyor falan. Yani ilk Demet'in adımı var Sergio'ya. Bence ben tabii bilmiyorum ama Sergio herhalde Yunanistan'da popüler bir DJ. Çok iyi bir DJ. Adalarda özellikle. Yani o da böyle o şeyi başında, klavyesinin başında o çok hoş bir karizma katıyor olabilir Sergio'ya. Ayrıca bu fotoğrafta kötü çıkmış ama çok da çirkin bir çocuk değil ki Sergio. Ya gördük, her taraftan gördük. Nereden gördün her taraftan sen? Alttan gördük. Ne ara gördün Bilal? Gördüm, bir sürü baktım, inceledim. Biraz yemin ediyorum senden i̇nceledim. Korkulur. Sen yani yakıştırmadın ama güzel bir çift değil diyorsun yani. Yok, ben ya şimdi bir de Kıvanç. Selam. Kaç tane Kıvanç var? Kıvanç Tarutu gibi birisi olsa böyle. Eli yüzü. Ya Demet Özdemir kaç tane var? Bir tane Demet'imiz var ya. Onun ayarında kim? Yani bütün oyunculardan, bayan oyuncuların çoğundan yine güzel. Yine bir meslektaşıyla hem mı olsun güzel, diyorsun? Hem güzel hem çok yetenekli. Hayır, eli yüzü düzgün birisi. Yani daha güzel bir insanla, bir erkekle birlikte olabilir. Yok yok Bilal'cim, yok yan gerçekten yana. Yok, ben sana söyleyeyim. Bak ben de bulamıyorum. Yemin ederim yok. Yani hepsini bir bütünsel bulamıyorsa, hem yakışıklı olacak, hem konumsal olarak şartlarınız uyuyacak, hem böyle adam gibi doğru olacak, hem eğlendirecek, öyle bir şey yok. Öyle bir i̇lla, şey yok. İlla bir esmer, yüzü bir şey yani. Ya alakası yok, illa bir şey yok. Adam mesela senin zannettiğin gibi yakışıklı bir tip geliyor, hemen ünlü olmaya çalışıyor. İşte böyle Instagram'da orada burada fotoğraflar tabii paylaşsın, basına kendini ünlü göstermeye çalışsın. Ünlü bir kadın ilişki bulmak da çok zor. Ya sana ne için geldiğini bilmiyorsun. Yani senin şöhretin için mi geliyor, yoksa sana duyguları mı var? Hep bu muallakta kalıyorsun. Ki Demet çok popüler bir oyuncu. Tabii. Böyle yani. olunca da yani gününü geçirmek için mi onunla beraber diye de düşünüyor insan. Yani kalıcı bir ilişki olarak değil de şu anda beni aman mutlu ediyor. Aman da her ilişkide hemen de aman bu adamla ediyor beraber olurum. 40 şey bir yastıkta 40 yıl kocarız da işte çoluğumuz çocuğumuz olur mantığıyla girilmez ki. Yani hangi kafadasın? Tam bugün doğum gününü anladık da yani o kadar da yaşlı kalma. Ya doğum günü dündü ya. Artık biraz kendini revize et. Duygular artık eskisi gibi aman da bununla evlenir miyim? Aman da bununla çocuğum olur mu denmiyor. Biraz keyif veriyorsun birbirine, eğleniyorsun falan. Ondan sonra akışta bir yere gidiyorsa gidiyor. Hemen de bu adamla plan mı yapacak bu kız? Ay dur bakayım, bununla günümü gün etmeyeyim de. Bundan Yunan torunlar veririm anneme falan mı diyordur? Demet evlenir mi bir daha? Demet evlenir ama yani kolay kolay o kararı veremez. Vermez, hele şimdi yeni çıkmış ilişkiden. Değil mi? Yani... Bir de bununla mı evlenecek? Allah surata bak. Ya tövbe, gel çıkalım seninle. Kaç tane buluruz biliyor musun? Kaç tane buluruz yani? Ay bulsana, bana bul bir tane mesela. Ya Allah aşkına ya. Kirli Bilal, sakaldan başka ne özelliği Bilal'cim, var? Esmer saçlar siyah. Hadi bana bul bir tane. Boşanalı bir buçuk sene oldu. Ben bulamıyorum. Sana bir sürü yazan olur ya. Oluyor bak işte o. Yazan, çizen var. Önemli olan böyle bir tane gerçekten yüreğini attıracak bir insan. Ayıklama görevini bana veriyor. Ama sen dedin buluruz dedin. Demet'e bulmadan önce bana bul, o kadar bulabiliyorsan demek istedim sana. Kız kendini mutlu eden birisini bulmuş. Gözlerden de uzak, keyifli bir şeyler yaşıyor. Yaşasın, yeni boşandı. Sıkıntılı bir süreç yaşadı. Oh gününü gün etsin Demet'cim, keyfini bak, tadını çıkar hayatının. Sen Bilal'e bakma, o hemen böyle evlendirme peşinde. Ama inşallah yaşasın, ileride yine bir evlilik yapar. Çoluğun çocuğun olur bir kere, illaki bir i̇lla, çocuğun illa, olsun. Olsun tabii tabii. Mutlu olsun her şeyden evvel. Biz burada bunları konuşuyoruz ama her şeyden evvel mutluysa, kendini nasıl hissediyorsa. Ay bu arada illa da çocuğun ister olsun lafı da illa da mecbur değil yani. Canın istiyorsa olsun. Öyle de bir şart yok yani. Hemen de illa bir kadın çocuk yapmak olsun zorunda kadın da değil yani. Evet. Evet, bebeğin evet olmaya hazırsa olsun. Evet. Biz de inşallah o güzel haberlerini veririz. İnşallah. Yani inşallah. 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 Peki yeni bir aşk ilişki haberimiz var. Burak Deniz son dönemin çok gözde bekar oyuncularından ve çapkın oyuncularından bir tanesi. Bestem Su Özdemir'le anılıyormuş. Bakalım ikilinin arasında ne var? Sürpriz ikilinin sürpriz aşkı resmen belgelendi.
Daha önce Didem Soydan'la sevgili olan ve adı bir ara Serenay Sarıkaya ile de anılan çapkın oyuncu Burak Deniz'in sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü güzel Bestem Özdemir'le aşkı nasıl belgelendi? Arkadaşlar ellerim boş. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bir tarafta genç kızların sevgilisi yakışıklı oyuncu Burak Deniz. Bir diğer tarafta aşk hayatını bir türlü mutluluğu yakalayamayan Bestem Özdemir. İkiliden Burak Deniz geçtiğimiz yıllarda güzel oyuncu Büşra Develi ile uzun süreli bir aşk yaşamış ancak ilişkileri sona ermişti. Ardından Deniz ünlü manken Didem Soydan'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat bu ilişkisi de uzun ömürlü olmamıştı. Yok böyle de iyi. Yani kısmet evlenir de bir şey de olur. Dedim ya hani zaman gösterecek öyle şey. İçimden konuşmanın pek bir. Bu ayrılığın ardından çapkınlıklarıyla anılan Burak Deniz'in adı Şahmaran'da birlikte oynadığı Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Ha evet evet aşağıda onun neydi? Ama yok Serenay'dan gelmedi arkadaşım. Ha dün de beraber mi içtiniz galiba? Serenay'da. Yok değildi. Yanlış duydunuz. Gel gelelim bu aşk iddiaları da havada kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde ancak fotoğraflar konuştu. Burak Deniz ve güzel oyuncu Bestem Özdemir bir davette sarmaş dolaş görüntülendi. İkiliden görüntüler hakkında hiçbir açıklama gelmezken Burak Deniz'in paylaştığı bir fotoğraf aşkı belgeledi. Bestem Özdemir'in fiziksel engelli köpeği Mia ile yattığı bir fotoğrafı paylaşan Burak Deniz dikkatli gözlerden kaçamadı. Bakalım ikiliyi ne zaman yan yana göreceğiz? Böyle ortak paylaşımlardan da ilişkileri anlayabiliyoruz. Mesela Kaan Yıldırım'ın köpeği vardı Benek. Benek'ten Hadise'yle beraber olduğunu anlamıştık ya. Biz. O resmi görmeseydik bir de fanlar çok acar çalışıyorlar yani. Geçen de Çağatay Ulusoy'la Ece Sükan'ın elbisesinden mesela. Tabii kenarda kolunun gözükmesi ele vermişti. Yine öyle bir paylaşımla birbirlerini ele vermişler. Birlikte de görüntülenmeye de başladılar aynı mekanlarda. Aynı saatlerde bir aradalar. Yakışır. Güzel yakışıyorlar birbirlerine de şimdi bu ilişkiyle ilgili Burak Deniz hoş bir çocuk, yakışıklı bir çocuk, iyi bir aktör. Ben Bestem Nur Özdemir'le ilgili açıkçası çok bir fikir sahibi değilim. Ama hani böyle fiziksel olarak birbirlerine yakıştıklarını görebiliyorum. Ne kadar zamanlık bir ilişki ve bu ilişki sadece şu fotoğraftan dolayı mı belgelenmiş? Yatağında da köpeğiyle, Bestem Nur'un köpeğiyle evet. Fotoğrafı var. He. Yatağında... Ha bu Bestem Su'nun köpeği mi? Evet. Burak Deniz yatıyor. Kucağında Bestem Su'nun köpeğiyle fotoğrafı var. Tabii ki yani belli bir ilişki başlamış bir ilişki. Fakat yani ilişki başlamış diyemiyorum. Ben bu Burak Deniz'in yaşadığı ilişki denmiyor buna. Yani şeyde, Bestem Su'nun köpeği var ama şimdi Burak'a bakıyoruz. Burak'ın da üstü çıplak yani. Yani Burak hep çıplak ya. Hiç giyinmiyor. Sıcak ya vallahi. Hayır ama hep öyle. Çok bütün sıcak. Pozları öyle. Ya çok bu, sıcak arkadaşlar. Şahmaran'dan beri böyle. Ya Burak Deniz'i biz külotla da gördük. Şahmaran'da yani, tabii orada ya, Adana sıcağında çektikleri. Evet set arkasında gördük ama set şeyde değil. Yani, set arkasında külotla gördük adamı. Yani Burak Deniz zaten öyle bir tipleme. Burak Deniz deyince aklıma benim kadınlarla gezen, onları eğlendiren, mutlu eden bir erkek profili geliyor. Ve hovarda bir imaj veriyor değil mi böyle? Ve bir kadınla değil sadece yani. Evet. Bir kadınla değil. Set mesela Şahmaran dizisinin setinde bize gelen bilgi Serenay Sarıkaya ile geceleri o da değiştirdikleri şeklindeydi. Yani Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in arkadaşlık yaptıkları, ilişki içinde oldukları yakınlaştıkları söyleniyordu, anlatılıyordu. Şimdi bazı sabaha yakınlaşmalar hatta da aynı sokakta Serenay'ın oturduğu evin sokağında Burak Deniz röportaj verdi. Bir anda karşısında kamerayı görünce boş bulundu ama Serenay'ın evinin önünde o sırada. Evet. Sabah 7-8 sularında. Fakat adam nasıl bağlıyorsa. Akşamdan kalma bir kıyafet var nasıl üstünde. Bağlıyorsa kadınları, nasıl şey yapıyorsa, bir şey kuruyorsa. Öyle yakışıklı bir, çocuk. Öyle bir, al işte ya, yakışıklı. Al sana yakışıklı. Ya nereden Tarık Akan'dan nereye geldik Allah aşkına? Yakışıklı Türkiye'nin yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ'dan bu adam mı yakışıklı ya? Hoş Allah dedik, aşkına hoş. Onlar ne o zaman? Bazı yakınlaşmalar i̇şte da hemen ilişki bu, şu, olarak. Şu adam yakışıklı mı Allah aşkına şuna bak ya. Sıfatlandırılmamalı. Ya elinde bir tek şeye eksik yani. Temizlik görevlilerine ayıp olmasın. Bir tek küreği eksik, süpürgesi eksik. Nesi yakışıklı ya?
Ama karakter oyuncusu olabilecek bir tipi var çocuğun yani. Çirkin, çirkin erkekte bazı kadınlara çekici gelebilir. Bunu böyle söylesen anlarım. Ay ben zaten çirkin güzeli desen yine anlarım. Estağfurullah. Çirkin güzeli desen yine anlarım. Bu yakışıklıysa Kıvanç ne ya? Ay ama Çağatay herkesin... ne? Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Dünya sinemasında da Al Pacino var. Bir taraftan da işte Leonardo DiCaprio ya da Brad Pitt var. Yani herkesin farklı bir albenisi var. Herkes aynı kaşla gözle çizilmiş gibi olamaz yani. Burak Özçivit de akça pakça bir adam değil ama beğeniliyor yani. Beğeniyor. Antepli böyle. Ya bu arada her yakınlaşmayı ilişki olarak sıfatlandırmamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birbirlerini tanımak için bazen insanlar bir yakınlık, bir flörtleşme diyebiliriz bakın onun adına. Ama ilişki diye kodlayamayız. Evet. Şimdi böyle aynı ortamda yine biraz önce dediğim evet. gibi aynı sette çalışınca bu yakınlaşmalar olabilir. Ama ilişkiye dönmesi için çok daha radikal görüntüler ve paylaşımlara ihtiyacımız var. İşte yatakta, yatak tabii ki özel bir durum da işte köpeğiyle beraber bir fotoğraf paylaşması, işte dans ederken elini omzuna koyması bir ilişki için çok ispat edici belgeler değil bence. Kendilerinin ağzından deklare edilmedikçe sadece flört boyutunda, o da o ilişkiye olan saygı. Yani bir adam, bir kadın, bir ilişki benim sevgilim demiyorsa zaten o ilişki değil bence. Burak Deniz için şunu söyleyebiliriz. Burak Deniz benim erkek oyuncular içinde duyduğum, bildiğim en bağlamacı olan hanımlarla ilişkilerde. Ne 4 saat, 5 saat. Laf cambazı mı? Laf cambazı yani mı? 4 saat, 5 saat. Dilbaz. Kızla sohbet ediyor. Mesela bu hanımla öyle olmuş. İşte Bodrum'da, Türkmük'ünde bir restoranda 4 saat, 5 saat sohbet etmişler. Ondan sonra dans etmişler falan. Oradan da gitmişler demek ki işte bak yatayla köpeğin köpekte yatakta köpeğiyle birlikte demek ki geceyi de birlikte geçirmişler. Yani ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu birlikte olduktan sonra Burak Deniz bakıyorsun yarın bir gün bir başka bayan oyuncuyla bir ilişki başlıyor. Kız bir başkasıyla başlıyor ve bu yadırganmıyor. Bu yadırganmıyor. Yani böyle de bir şey var. Ama işte diyorum ya bunun adı flörtleşme. Tanındıkları için göz önünde duyuluyor. Herkes bir ilişkiye başlayana kadar birileriyle yakınlaşır. Bir birbirini tanıma aşaması yaşar. Ne zaman ki artık o ilişkiye tamam der. O zaman da zaten koluna takıp der ki bu benim sevgilim, bu benim partnerim, eşim, kocam, karım diye deklare eder. Ama aşamalar zaten çok deklare olmaması gerekiyor. O zaman çok fazla eskiyor. Duygular da eskiyor. İnsanların yüzleri de eskiyor ilişkisel olarak. Evet. Çünkü herkesle ilişki bakalım, yaşanıyor değil yani. Neler olacak bu ikiliyle alakalı? Evet. Emrah'ın geçmişte reddettiği oğlu vardı. Tayfun Erdoğan. Birebir babasının kopyasıydı. Geçtiğimiz gün evlendi ve bir acı yaşadı o düğünde babasıyla alakalı. Olay, olay, olay. Emrah'ın yıllardır kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan dünya evine girdi. Nikahta Emrah'ın yokluğunda Tayfun Erdoğan'a Nuri Alço babalık yaptı. Bir amca baba yarısı vardı. Nikahın ardından Emrah ve kabul etmediği oğlu Tayfun'dan imalı paylaşımlar geldi. Peki baba oğul neler olmuştu? Emrah neden oğluyla konuşmuyor? Geçmişte yaşananlar Beyaz Magazin farkıyla karşınıza gelecek. Bir kez gördüğüm. İşte detaylar. 2000'li yıllarda Emrah sanat camiasını kasıp kavuruyordu. Ünlü sanatçı kariyeriyle göz doldururken bir magazin skandalına adı karıştı. Ebru Çolak'ın Emrah'a açtığı davayla birlikte Emrah'ın başı o dönem çok ağrıyacaktı. Diğer yasal itiraz haklarından vazgeçtim. Tekrar temiz ve taşlı karayoluna giderek bu davayı daha fazla uzatmayı uygun görmedim. Tayfun Çolak'ın %99.9 Emrah'ın oğlu olduğu resmi belgelerle kabul edilmişti. Tayfun Çolak o dönemler televizyon ekranlarına çıkıyor ve babası Emrah'a sesleniyordu. Keşke babam olsa. Bir psikiyatrı çıkarmasını isterdim. Hala bir psikiyatrın yok değil mi? Emrah baş ağrıtan bir sürecin ardından oğlu Tayfun'u kabul etmiş ve tüm hukuki haklarını sorumluluğunun altında olacağını söylemişti. Hukuksal açıdan hukuki baba sıfatıyla çocuğun tüm hukuki sorumluluğu şahsıma aittir. Çocuğun
nüfusu benim kaydıma geçilecektir. Böyle de oldu. Emrah babalık görevini yerine getirdi mi bunu kimse bilemez. Fakat Tayfun Çolak o günden sonra Tayfun Erdoğan olarak tarihe geçti. Mahkemenin bitmesini bekliyoruz. Mahkeme bitmeden şu anda... hiçbir konuşmam doğru olmadı. Tayfun Erdoğan'la Emrah arasına yılların geçmesiyle birlikte kara kedi girdi. Oğlunuz da Survivor'a katılıyor. Bununla ilgili... Bir dakika dur, şu anda telefonla konuşuyorum. Aydın Bey. Emrah artık oğlu Tayfun'la görüşmüyor. Hatta hayatından tamamen sildiği söyleniyordu. Öyle de oldu. Yıllar sonra Tayfun'un bu sözleri yüreklere dağılıyordu. Bir imza ile ilişkimiz sona erdi. Emrah'ın kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Başta kendisi olmak üzere sevenleri ve onu tanıyan herkes bir ümit diyordu. Belki Emrah düğüne katılırdı. Ancak olmadı. Emrah'ın yokluğunda Tayfun Erdoğan'ın düğününde Yeşilçam'ın devi Nuri Alço babalık görevi yaptı. Bir amca baba yarısı vardı. Şimdi Emrah'ın babasının amcasıydı. Şimdi oğlunun artık hem amcası hem abisi ve onun her zaman yanında olmaya söz veriyorum. En ufak sıkıntılarında her zaman yanındayım. Tayfun Erdoğan bu anları amca demek baba yarısı demek notuyla paylaştı. Tebrik ediyorum. İnşallah mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir yolları olur, uzun bir yolculukları olur. Eda İrap'la dünya evine giren Tayfun Erdoğan'ın evlilik sevinci belki de baba hasreti sebebiyle uzun sürmedi. Bir anda tüm haber siteleri Emrah'ın küs olduğu oğlu evlendi. Emrah küs olduğu oğlunun düğününe gitmedi haberlerini yayınladı. Emrah da o saatlerde küçük çocukları Elyesa ve Eleysa'yı paylaşıp güzel kızım ve yakışıklı oğlum benim yazdı. Emrah'ın bu paylaşımı sonrası Tayfun geçmişi yine hatırlamış olacak ki manidar bir paylaşım yaptı gecenin sonunda. Öyle bir zaman ama öyle bir zaman gelecek ki yaratan hesap soracak hepimizden. O günü bekleyeceğim. Ardından Tayfun vites arttırdı. Bir amca adam gibi adam gördüm de onu gösteriyorum. Başka göremedim de. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Babasız büyüyen Tayfun Erdoğan mı haklı yoksa Emrah mı haklı? Emrah oğlu Tayfun'u neden istemiyor? Tayfun Erdoğan yıllarca babasına kendini kabul ettirmeye çalışan bir evlattı. O şekilde tanıdık. Çok mücadele verdi. Babasına hayran. Hala TikTok'ta bile babasının şarkılarıyla videolar çekiyor. Emrah'ın kopyası sanki. Birebir gençlik hali gibi. Geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi ve nikah şahitliğinde Nuri Alço yaptı. Emrah düğünde yoktu. Evet, Nuri Alço helal olsun ya. Helal olsun. Yani nikah şahitliği yaptığı için değil. Ne güzel sahip çıkıyor, ne güzel destek oluyor, güzel moral herkes veriyor değil mi? Helal olsun. Yıllar önce Emrah'ın en popüler olduğu dönemlerde Emrah bir kafede oturuyor. Diyorlar ki Emrah Bey size bir hanımefendisinde görüşmek istiyor diyorlar. Buyursun gelsin. Ondan sonra kucağında bebekle bir kadın geliyor. Bu senin oğlun diye. Emrah tabii ondan sonraki hayatı tamamen değişiyor. Ve büyük bir şok yaşıyor. Çünkü bu hani bir ilişkiden olmuş bir şey değil. Şimdi aslında bunları böyle konuşmak hiç güzel bir şey değil. Ne olursa olsun bizi Tayfun dinliyor. Artık 30, dinledi. 32 yaşında artık bugüne kadar da bunlara var, şahit tabii oldu. Burada tabii ki Emrah'ın konuşuluyor yıllardır. Ayrı bir pencereden zaten konuşacağımız ve eleştireceğimiz elbette ki çok taraf var. Ama ben burada bugüne kadar hiç eleştirilmeyen anneyi eleştirmek istiyorum. Bu çocuğu neden bu kadar basına malzeme ettin sen? Neden bu çocuğun küçücük yaşta psikolojisini allak bullak ettin sen? Sen ne olursa olsun mahkeme yoluyla Emrah'tan zaten alman gerekeni alacaktın. Ki o zaman belki Emrah bu çocuğa hakikaten babalık yapacaktı. Ama Emrah da ruh hali çok da yerinde olması mümkün bir adam değil. En nihayetinde küçücük yaşta sahnelere atılmış. Tek başına sıfırdan bir mücadele etmiş bir insan. Dolayısıyla etrafındaki insanlar
insanları belli bir menfaatten geldiği düşüncesiyle defanslı yaklaşabilir. Bunların psikolojik değerlendirmesini yapıyorum. Haklı olduğu için söylemiyorum. Ama bu küçücük yaşta bu çocuğun hukuksal haklarını eğer ki daha kamufle bir şekilde aramış olsaydı annesi, daha farklı bir geleceği, daha farklı bir hayatı olacaktı bu çocuğun. Tam burada girmek istiyorum. Tam burada gerçeği bir dakika, gerçeği ben benim kadar bilemezsin Emrah, benim çok iyi arkadaşım. Gerçeği konuşmak istiyorum. Tarih vererek söyleyeceğim. Tamam, ben cümlemi bitireyim ama. Bitir cümleni. Ondan sonra da Emrah'ım ben, bu çok özel bir şey olacak, özür dilerim bunu paylaştığım için ama bunu bence insanlar bilsinler. Emrah'ın Tayfun için çok oturup ağladığını bilirim ben. Çok üzüldüğünü de bilirim ben. Yani şahit olmuşluğum var. İşte her şeyi görüyoruz ya. O çocuk evleniyor. Düğünde babası yok bakın, ya. Allah aşkına ya. Çocuk evleniyor. Ben burada düğünde babası haklı yok. Demiyorum yani. Bak. Burada haklı demiyorum. Ebru ama, Çolak, Ebru Çolak, siz eli öpülecek, elleri öpülecek bir anasınız. Niye doğru? Elleri öpülecek bir anasınız. Emrah'la ben, Emrah'la ben bütün Avrupa'yı dolaştım. Bir genç gazeteci olarak, televizyoncu olarak. Bilal abi gelir misin? Köln'de konserim var. Bakıyordum programa. O zaman yurt dışında çok yurt dışında çekimleri çok yapılan bir paparazzi programı. Paparazzi'ydi adı programın. Yapıyorduk. Gelir misin? Köln'e gelmeyeyim de haftaya Berlin'e geleyim. Her hafta sonu bir konser verildi. Emrah çok popüler. Avrupa'da Türklerin yoğun olduğu şehirlerde. Haftaya Berlin'e giderdim Emrah'la. Orada görürdüm ona nasıl ilgi gösteriyor genç kızlar. Kulisin kapısını kıracaklar. Kulisin kapısını. Ve bu arada o zaman otelin Emrah kapısını da cahil kıracaklar. Genç. Otelin kapısını kıracaklar. Öbür hafta gidiyoruz. Bir ay sonra Bilal abi Paris'te konserim var. Tamam gelip Paris. Bilal abi iki ay sonra Hannover'de konserim var. Hadi gidelim. Tamam git. Böyle böyle ben bütün Avrupa'yı Ferdi Tayfur'la, Orhangi şeyle, Emrah'la, İbrahim Tatlıses'le rahmetli. Bir dakika, keşke ben şu cümlemi bitirseydim ya. Bir dakika ama nereye bağlayacağım? Şimdi bu hanım da, Ebru Çolak hanım da böyle hayranlardan biri ve beraber olduğu insanlardan biri şeyin, Emrah'ın beraber olduğu insanlardan biri. Senin dediğine katılıyorum. Kimden çocuğu olduğunu bilemeyebilir bu kadar yoğun bir ilişki içinde. Bu kadar yoğun bir ilişki içinde ve bu çocuk dünyaya geldiği zaman senin dediğin gibi getirdiler pastanede. Ebru Çolak diyor ki Emrah'a, bu çocuk senden diyor. Ben seni tanımıyorum, senden çocuğum falan yok. Bu çocuk benden değil diyor. Senden diyor, hakkımı mahkemeyle arayacağım diyor. İstediğin gibi ara diyor. Ve kadın dava açıyor. Ve Emrah mahkemeyi 9 yıl boyunca oyalıyor. 9 sene. 2 sene hiç duruşmaya gitmiyor Emrah. Bağlansın Emrah. 2 sene hiç duruşmaya gitmiyor. Ve Emrah, pardon, burada sayısı da var. Gitmediği duruşmaların sayısı da var. Ama Emrah, Emrah bir dakika onu da söyleyeceğim. 28 duruşmaya katılmadı. Emrah 28 duruşmaya katılmıyor. Ve mahkeme hakiminin kararına rağmen 2 sene kan vermiyor DNA testi yaptırmamak için. 2 sene. Hmm. Ama çocuk benden değil. Ama DNA testi de yaptırmam. Sonra DNA testi yapılıyor. Ve 99.78 Emrah'tan diyor. Emrah itiraz ediyor. Yargıtay'dan geri dönüyor. Emrah'ın itirazını haklı buluyor Yargıtay. Bazı eksiklikler var diye. Ve 96 senesinde tekrar yargılama başlıyor. Ve mahkeme hakimi diyor ki tekrar DNA testi yapılacak. Tekrar gideceksiniz, kan vereceksiniz. Emrah yine gitmiyor. Yine 2 sene oyalıyor. Ve hakim ne yapıyor biliyor musunuz? O hakimi alnından öperim. Eğer diyor 15 Temmuz 1999 tarihindeki duruşmaya da gelmezsen diyor Emrah'a, bu çocuk resmen Emrah'tan, Emrah İpek'tendir, Emrah İpek Erdoğan'dandır diye karar alacağım diyor. Resmen. Kötü niyet çünkü. Ve Emrah duruşmaya gidiyor, DNA testi yaptırıyor ve çocuğun ondan olduğu ortaya çıkıyor. Burada mı iyi niyet var? Burada mı baba örneği var? Allah aşkına ya. Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra da dedim. Örnek baba. Neyse örnek. Kimde de örnek çocuk askere gidecek. Özür diliyorum sesimi yükselttiğim için ama. Ben buradaki en büyük eleştirdiğim şey. Hepimiz babayız. Tayfun'un annesinin anneyiz. Çocuğu basına bu kadar çok deklare etmiş olması. Hayır bu efendim çocuğun Emrah küçük deklare yaştan ediyor. Emrah böyle yaparak deklare ediyor. Niye anlamak istemiyorsun? Kadıncağız savaş veriyor. Ve değerli takipçiler, değerli izleyiciler. Ve kere, bu çocuğun okul çağı geliyor. Bu çocuğun okula gitmesi lazım. Yaşıtları gibi 6-7 yaşında ilkokula başlaması lazım. Bence boylu sen bükük, önce bir sakin ol. Boylu bükük. O sesli tonunu okula bir, gidemiyor. Niye gidemiyor biliyor musun? Sesini bir alçalt. Bir dakika ben, hayatım. Bak beni delirtme şimdi. Bir dakika. Ben de niye burada aynı şekilde konuşursam. Niye okula gidemiyor biliyor musunuz? Fazla tansiyon yükselecek. Neden okula gidemiyor biliyor musunuz bu çocuk? Tayfun. Nüfus cüzdanı yok.
Okula gidip kaydedilemiyor kadın Ebru Çolak. Muhtar geliyor evlerine, evet, diyor ki muhtar ben size yardımcı olacağım. Zor bir süreç geçiyor. Ve bunu... mahalle muhtarının kefaletiyle mahalle muhtarının... Peki. Tek müsebbibi bu çocuğun annesi, ben sana söyleyeyim. Peki, bir reklam aramız var, ardından devam edeceğiz. Ben burada kesinlikle Emrah'a herhangi bir şekilde, özellikle babalık konusunda asla müdafaa etmiyorum. Fakat mantıklı bakmaya çalışıyorum olaya. Dünyada Ronaldo'nun da böyle biliyorsunuz gayrimeşru bir çocuğu çıktı. Çıktı. Tamamen %100 çocuğu sahiplendi ama yanında. Sahiplendi ama. Ama neyi koşul yaptı, neyi böyle şart koştu? Benimle büyüyecek çocuk dedi. Emrah da bu teklifi götürdü Tayfun'a. Dedi ki benimle büyüsün. Evet. Çocuk dedi ki ben annemden İnşallah ayrılamam. İnşallah Tayfun çok iyi bir baba olacak. İnşallah. Çok örnek, çok İnşallah. İyi bir baba olacak. Ya, bir de torunu olacak. Olacak Tayfun'dan inşallah, Allah izin verirse, değil mi Emrah'ın? Onu da mı sahiplenmeyecek? Torun bakalım, ya. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz torun efendim. Ya. Yarın saat. Ya. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.